Hem kısıtlamaları hem de aşıda gelinen son noktayı konuşacağız. Konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Hoş geldiniz Sayın Aydın yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Ankara'da kısıtlamalar gelmişti. İstanbul'da acaba kısıtlamalar da gelebilir mi sorusunu soruyorduk ki İstanbul için de açıklama yapıldı ve kısıtlamalarda aynı sistem uygulanacağı belirtildi. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların özellikle belirli saatlerde dışarıya çıkmaması konusunda uyarı yapıldı. Şimdi vaka sayıları bu kadar artmışken bu yeni gelen kısıtlamalarla birlikte acaba bu vaka sayılarında bir düşüş bekler miyiz bundan sonra? Ne gibi bir etkisi olur sizce? Bu 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmalarının kısıtlanmasında vaka sayısının kontrol altına alınmasına bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü burada vaka sayısının artışına ağırlıklı olarak 17-35 yaş arasında vurdum duymaz, kuralsız ve topluma saygısız kitlelerin neden olduğunu düşünüyorum. 65 yaş üstündeki problem hastalığı aldıklarında hasta olma oranları ve ölüm oranları yüksek olması adına onları koruma adına yapılan bir uygulama. Maalesef bunu toplum ters algılıyor. Sanki virüsü bu insanlar taşıyor. Sanki virüsü bunlar bulaştırıyor. Onun için bunlara kısıtlama aldık değil. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Onları kurala uymayan ve topluma karşı saygı problemi yaşayan ve bana bir şey olmaz diyerek her türlü enfeksiyonu çevreye yayan, bu yaygın enfeksiyon ortamından koruma amacıyla alınıyor. Öyle olunca da sayıyı azaltmayacaktır. Sayıyı lütfen ve lütfen biraz önce de söylediğim gibi kafede, AVM'de, kalabalıklarda bu 17-35 yaş arasında kuralsızlığı tercih edenlerin kural alanının içine gelmesiyle olacak. Peki efendim şimdi evet böyle bir algı vardı. Sanki onları korumak için değil de sanki onlar nedeniyle eğer dışarıda olurlarsa vaka sayılarında bir artış görecek ve bulaş oranı artacak gibi bir düşünce vardı. Bu konuya da açıklık getirmiş oldunuz. Şimdi bir başka soruyu hemen sorayım size. Sigara içme ile ilgili biliyorsunuz birkaç ilde dışarıda sokakta da sigara içilmesine yasak getirildi. Dolayısıyla şimdi İstanbul'a baktığımızda böyle bir yasak şu an için söz konusu değil ve bazı kişilerin maskelerini indirip sigaralarını rahatlıkla içtiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla şimdi şöyle de bir soru geliyor akıllara. Bir başkasının içtiği sigara dumanında maruz kalmak zorunda mıyım? Bu birincisi. Bir ikincisi de eğer o kişide bir virüs varsa sonuçta onun havasını da ben yine solumak zorunda kalıyorum. Ve İstanbul gibi mega kentten bahsediyoruz. Sizce bu böyle bir yasak da İstanbul için önümüzdeki günlerde olabilir mi? Önerileriniz var mı bu konuyla ilgili? Ben özellikle bu yasağı uygulayan Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Muş gibi, Kütahya gibi illeri tebrik etmek istiyorum. Valilerini tebrik etmek istiyorum. Çünkü belirttiğiniz gibi iki açıdan sakıncalı. Birisi sigara dumanının içen kişinin haricindeki kişiler tarafından pasif içici durumuna maruz kalıp her türlü hastalık riskinin onlarda geçerli olduğunu biliyoruz. Böyle olunca sigara dumanının direkt etkisinden zaten tehlikeli. Diğer taraftan sigara dumanını çıkartabilmesi için ağzından maskeyi çıkartması söz konusu. Maskeyi çıkartınca da çevreye virüsü dumanlı ya da dumansız bir şekilde salması demektir. Böyle olunca sigara iki türlü toplum sağlığını bozuyor. Ve bu yasaklanabildiği kadarıyla yani kişilerin sigara içmesiyle ilgili bir tıp doktoru olarak tavsiye ederim. Hayatlarını tehlikeye atıcı bir durum. Ama toplum sağlığı açısından kalabalıkların olduğu İstanbul'da özellikle toplu taşıma alanlarının, hadi toplu taşımanın içinde değil ama durakta beklerken, parkta kalabalıkta otururken, İstiklal Caddesi'nde gezerken ya da Eyüp'te alışveriş yaparken, kapalı çarşıda gibi alanlarda toplumun çok yakın mesafede olmak zorunda olduğu ortamlarda maskeyi çıkartmasına neden olacak her türlü şeyi yasaklamamız lazım. Örneğin uçaklarda bile ne diyoruz? Diyoruz ki iki kişi yan yana iseniz biriniz suyunuzu içerken diğeriniz maskeli durun, diğeriniz maskeli yaparken. Öyle olunca sigaranın her türlü kalabalıkta etraftaki bir kişiye dumanlı ya da damlacıklı rahatsızlık verecek her alanda ilipsiz sağ kurulları ve pandemi kurulları Gümüşhane Valisi'nin, Erzincan Valisi'nin, Giresun Valisi'nin, Muş, Kütahya Valilerinin yaptığı gibi yasaklamaları son derece bugünler için kıymetli.
Evet, belki önümüzdeki günler dediğimiz gibi bu kısıtlamaların ardına yeni kısıtlamalar da gelebilir, kim bilir. Şimdi bir başka soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi vaka sayılarının artışlarından bahsediyoruz hocam. Dolayısıyla şimdi havaların soğumasıyla birlikte de hem grip vakalarında artış olduğu hem yine Covid ile ilgili bir artış söz konusu ne yazık ki. Biz aslında havaların sıcak olmasıyla birlikte biraz daha ümitlenmiştik, işte belki düşüşe geçer ve sonrasında tekrar yükselmez diye, ama ne yazık ki artık havalar soğudu. Ama hemen şunu merak ediyorum ben, havaların soğumuş olması mı sadece tek etken, onun dışında başka hangi etkenler bu vaka sayılarını arttırıyor? Şimdi havaların soğuması indirekt bir etken. Yani soğuk havada virüsün hayatta kalması, bulaştırıcılığını bir miktar daha uzun sürdürmesi söz konusu. Ama asıl havaların soğuması, insanların daha havalandırması, kötü ortamlarda daha yakın beraberliklerde ve daha birbirlerini infekte edecekleri ortamların oluşmasından dolayı hastalık oranı artıyor. Bunun için de bu kalabalıkları seyretme imkanı varsa seyretmek, seyretme imkanı yoksa da kalabalıkların olduğu yerde her iki tarafında maskeyi kullanma zorunluluğu söz konusu. Çünkü vakalara şöyle pencereden bir bakmamız lazım bizim. Örneğin Temmuz ayının ikinci yarısında Ağustos'da 600'lerde idi ağır hasta sayımız. Ama oradan bugüne 5 kat ağır hasta sayımız arttı. 3000'lere ulaştı. Ağır hasta sayısı demek şu demektir. Önemli bir oranda kaybetme ihtimali yüksek olan, nefes alıp veremeyen, vermekte zorlanan, suni cihaza bağlı olan hasta tablosu. Eğer biz ağır hasta sayısını, Sayın Bakan'ın söylediği gibi ağır hasta sayısını ve vaka sayısını aşağıya çekmek istiyorsak kurallara uyacağız. Önce birbirimize bulaştırmayacağız. Sonra 2500'lerde olan hasta sayısını aşağı çekeceğiz. Onu aşağı çekince otomatik olarak da ağır hasta sayısı aşağıya inecek. Bugünlerde özellikle kış dönemi girişlerinde kalabalık aile içi ortamlarının, akraba ilişkilerinin, apartman sohbetlerinin ya da semt arası dost buluşmalarının önemli bir bulaş nedeni olduğunu görüyoruz Türk toplumunda. Şimdi Batı toplumlarında bu böyle olmayabilir. Almanya'daki bir toplum tek kişilik, iki kişilik ailedir. Aile bağları çok sıcak değildir. Belki de birbirlerini bir telefon görüşmesiyle birkaç ayda bir görmeyebilirler. Ama biz sıcak bir toplumuz. Birbirimizi daha yakın temaslarla, daha aile içi yemekli sohbetlerle, daha apartman gitmeleriyle, işte ev alma komşu al deriz. Niye? Komşuyla ilişkileri iyi sürdüreceğiz diye, ilişki olsun diye. Ama bugün maalesef içinden geçmekte olduğumuz durumda şu geleneksel yapımız içerisinde bildiğimiz aile içi dostlukların, komşular arasındaki hukukun, apartman arasındaki sohbetlerin askıya alınması lazım. Çünkü dışarıda bir bulaş alıyorsun, aile içine geldiğinde bu üç kişiye bulaş olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki aşı süreci yaklaşana kadar bu bir iki ay bütün bu kuralları geleneksel yapımızdan uzaklaşıp yeni Covid sürecinin ortaya koyduğu davranış kalıplarına bürünmemiz lazım. Peki Sayın Aydın, şimdi aşıyla ilgili benim size de birkaç sorum olacak ama onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Şimdi mevsimler değiştikçe bu belirtiler de değişiyor mu mevsimsel olarak? Farklı belirtilere sebep olabiliyor mu? İşte bulaş olduk diyelim, bize bulaştı diyelim, yazın başka belirtiler gösterip kışın başka belirtiler mi gösteriyor? Hayır, böyle bir tablo değişikliği beklemiyoruz. Ancak kışın bir altını çizelim ki kışın bu dönemde araya bir de geçtiğimiz yıllardan bildiğimiz grip tablosu devreye girecek. Klinik olarak ayırmamız çok zor ama grip tablosunun da devreye girdiği bu dönemde maskeyi gripten korunmak için de kullanmamız lazım. Ve ana problemlerimizden birisi, bunu toplumumuzun çok da fazla dikkat etmesi lazım. Araya Covid değil de grip girdiğinde, acaba grip miyim, Covid miyim diye hastanelere gittiğimiz zaman oralarda bir de üstüne Covid alma riskiyle karşı karşıyayız. Öyle olunca da hem gripten hem de Covid'den korunma adına maskeyi dikkatli kullanmamız lazım. Mevsimsel, ırksal, bölgesel çok büyük farklılıklar yok ama yeni yeni makaleler yayınlanıyor. Başlarda %90 oranında ateş, nefes darlığı, öksürük tarif ederken Çin, bugün geldik Avrupa ve Türkiye'de %50-60'lara indi. Uzak Doğu'da ilk başlarda tat duyuz kaybı ya da ishal yokken bugün geldik Avrupa ve Türkiye bölgesinde neredeyse üçte birine yakında duyu kaybı, tat kaybı, ishal gibi
tablolarla karşılaşabiliyoruz. Peki şimdi aşıda gelinen son noktayı da soracağım hocam. Şimdi Pfizer ve BioNTech'in geliştirmiş olduğu aşılardan bahsediliyor. %90 oranında da bir etkisi olduğundan bahsediliyor. Bu oranı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte şu anda mesela grip olduğumuzda yaptırdığımız aşı da bildiğim kadarıyla %100 etkili değil. Dolayısıyla kıyaslayacak olursak aşı bulundu diyebilir miyiz? Neler söylersiniz? Şimdi ben bu konuda hani özür dileyerek toplumdan umut kırıcı bir kişi olmak istemiyorum. Ancak biz umutları gerçekleşmeden çok erken pazarlayan bir sürece girdik. Yani aşı dediğimiz zaman bu aşıyla elde edeceğimiz bir sonuç bütün dünyada önümüzdeki yılın baharından önce olma ihtimali yok. Türkiye açısından da böyle. Evet, aşı çok kıymetli bir buluş. Dünya tarihine önemli bir buluş olarak geçecek, faydası olacak. Ama Türkiye'de dahi bu aşının hani bilim buluşu yapan kişi Türk bilim insanı, ben Türkiye'ye ayrıcalık sağlayacağım demesine rağmen bunun ocağın ikinci yarısından önce gelme ve uygulama gibi büyük sorunları var. Yani önümüzde 2 ay çok ciddi bir zaman dilimi var ve vakaların da yükselme trendinde olduğu bir dönem var. Onun için aşı umuduyla buna bakmamak lazım. Evet, %90 gibi bir tanım kullanılıyor. Ama bilelim ki bunu biz bir bilimsel makale olarak okumadık şu anda. Bir sohbette, bir basın sohbeti içerisinde söylenen %90'ının hasta olmadığına dair bir kanaat bildirimi söz konusu. Biz bilim insanları dünyanın hakemli dergilerinde yayınlanmayan bir veriyi alıp etraf etraf kullanamayız. Çin'in aşısı da Türkiye'de deneniyor, uygulanıyor. Onda da %90'ın üzerinde bir koruyucu antikor oluşuyor. Bir de unutmayalım ki kişilerde antikor oluşuyor olmasına rağmen ne kadar koruyacağını dahi bilmiyoruz. Bugün aşıyı yaparsınız, %99'unda antikor dediğimiz savunma hücreleri oluşur ama %99'u da virüsle karşılaştığı zaman korumayabilir. Bunun için önü boşluk olan bir şey. Bu bilimsel çalışmalardaki tüm bilim insanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ama ülkem ve dünyam için şuna bakıyorum. Önümüzde vakaların artışının devam edeceği 2 aylık bir süre var. Buradaki en iyi aşı virüsü almamak, o da maske ve mesafe ile. Önceki gün dünya 510 bin insan virüsle hasta oldu. Bunu biliyoruz. Demek ki dünyayı hala tehdit ediyor ve önümüzdeki birkaç ay daha biz geleneksel metotlarla kendimizi korumamız gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kemalettin Aydın bizlerleydi. Vaka artışlarını değerlendirdik. Hem de aşıda gelinen son noktayı değerlendirdi. Konuğumuz oldu. Katkılarından dolayı teşekkür edelim ve biz haberimizle devam edelim.